Harran deyince aklımıza Emeviler döneminde, 2. Mervan döneminde başkent olarak yapılan o zamanın büyük bir şehri, başkenti efendim. Harran büyük insanlar yetiştirmiştir. Tarihe efendime söyleyeyim büyük insanlar kazandırmıştır. Ünlü matematikçi Sabit bin Kurra, Cabir bin Hayyam, İbni Teymiye gibi büyük insanları bizlere kazandırmıştır. Harran ismi Hazreti İbrahim'in kardeşi Arran'dan gelir. Hazreti İbrahim'in kardeşi Arran buralara gelmiştir, buralara yerleşmiştir. Hazreti İbrahim de daha sonra buraya gelmiştir ve kendisiyle buluşmuştur. Hazreti İbrahim'in hanımı Sara ile burada evlendiği, hatta düğünlerinin bile burada yapıldığı kaynaklar arasında geçer. Ve biz şu anda Harran'ın manevi dinamiklerinden Hayat el Harrani, yani lakab olarak Ebul Vefa, Şeyhül Kidve lakabıyla tanınan Hayat el Harrani Hazretlerinin makamındayız, kabrindeyiz. İnşallah size onları tanıtmaya çalışacağız. Efendim, Hayat el Harrani'nin doğum tarihiyle ilgili kesin bir bilgi yok. Fakat vefat tarihi 1193 tarihidir ve 50-55 sene Harran'a hizmet etmiştir, buralara hizmet etmiştir. Ehli tasavvufun zaten kabul ettiği dört tane büyük insan vardır. Ehli tasavvuf bu dört büyük insanın azametlerinde şüphe götürmezler. Hepsi kabullenir. Bunlar Şeyh Abdülkadir Geylani, Şeyh Ma'rufu Kerhi, efendim Şeyh Ukeyli Münbici ve Hayat el Harrani Hazretleri. Büyük bir insan, zahiri kerametleri çok görünen bir insan. Hatta Selçukluların Atabegi, Nurettin Zengi, Musul üzerine falan yürürken kendisinin duasını almıştır. Kendisi bir yerde uyarmıştır, gitme demiştir. O buna rağmen gitmiştir, başarılı olamamıştır. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetmeye giderken uğramıştır. Hayat el Harrani'nin duasını almıştır ve Kudüs'ü fethetmiştir. Ama Kudüs fethedildiği sene Hayat el Harrani bunu görmemiştir. Kendisi vefat etmiştir. Açık kerametleri vardır dedim. Harranlılar bilirler. Mesela Harran'daki tarihi cami yapılırken Firdevs Camisi veya Ulu Cami, oralar tamir edilirken daha doğrusu derler ki Hayat el Harrani Hazretleri o yapan ustaya der ki kıblesini yanlış yaptın. Yani kıbleyi yanlış tarafa yaptın. Usta der, bazısı da der ki buradaki caminin yeridir, onu da söyleyeyim. Usta der ki efendim yok, ben yılların ustasıyım. Kıbleyi hiç yanlış yapar mıyım? Hayat el Harrani hayır oğlum yanlış yaptın deyince usta biraz kendisine aşırı ileri çıkınca Hayat el Harrani baktır ve usta bakar karşıda Kabe'yi görür. Kabe'ye göre kıbleyi yanlış yaptığını anlar ve gelir bu büyük insandan özür diler. Kerametleri çoktur dedim. Hazreti Musa'ya ait olan yedi beyza, yani beyaz el kerameti Hayat el Harrani'de de görünüyordu aziz kardeşlerim. Ve Hayat el Harrani bir gün bir talebesiyle bir sefere çıkarken talebesinin canı hurma ister. Der ki ustadım canım hurma istiyor. Hayat el Harrani şu ağacı salla der. Talebesi der ki ustadım bu ağaç Ümmü Garkat ağacı, yani bu ağacı sallasam bundan hurma düşmez. Hayat el Harrani Hazretleri ben sana salla diyorum ve talebesi sallayınca taze hurmalar ağaçtan dökülür. Buna benzer çok kerametleri vardır. Seyyid Ahmed Rufai Hazretlerinin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sağ elini manevi olarak öptüğü olaya da şahitlik etmiştir kendisi ve 1193 tarihinde vefat etmiştir aziz kardeşlerim. O zaman burası Harran'ın dışıydı. Harran'ın dışına defnedildi. Bugün buralar Harran'ın içerisinde kaldı. Halen kabri buradadır. Gelip biz dua ediyoruz. Bu insanı vesile ediyoruz Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya karşı. Bu insanın şahsiyetinden bir şey beklemiyoruz. Vesile ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi, burada yatan zatın salih amellerinin hürmetine şu 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 murazlarımızı, şu hastalıklarımızı, şu belalarımızı def eyle. İnşallah içeriye girelim. Beraber kabrini de tanımaya çalışalım aziz kardeşlerim.
Evet efendim, şu anda Hayat bin Kays Ebu'l-Vefa Hayat el-Harrani Hazretlerinin kabrinin olduğu yerdeyiz. Biz buraya geldiğimiz zaman inanın güzel bir koku burnumuza çarpıyor. Bu kokunun hikmeti şudur: Allah dostlarında bu koku olur. Ve geldiğimiz zaman inanın şu anda böyle ciğerlerimize işlercesine mükemmel bir koku var. Siz de buraya gelin, gelin burada dua edin. Bu büyük insanları dualarınıza vesile edin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu insanların hürmetine inşallah dileklerinizi, murazlarınızı verecektir. Çok uzak değil, Şanlıurfa'nın hemen hemen 50 kilometre dışındadır. Akçakale'ye 15 kilometre yakınlıkta. İşte bakın, kabri burada, kendisi burada yatıyor. Vefat ettiği zaman buraya defnedildi ve Allah'ın izniyle kabri buradadır. Evet, burası da Hayat-ı Harrani'nin kaldığı yer diye geçer. Ve kabrinin, bize gösterilen kabrinin asıl altta olduğu, yani şu girişin altında evet, olduğu. Biz de girdik, baktık zaten. Orada bellidir. Yani geldiğimiz zaman biz yukarıdaki sandıkça diyebiliyoruz kabrini. Evet. Asıl kabri bu alt tarafta, zaten belirgin gittiğimiz zaman görüyoruz. Evet. Rabbim bizleri şefaatlerinden eksik etmesin. Amin. Yedi Beyza Hazreti Musa gibi elini... Eyvallah. Ama hoş olmuşlar. Ağaçlar, güzeller,